Merhabalar. Bugün beli ve paçası lastikli eşortman keseceğiz arkadaşlar. Kumaşımız 2 iplik şardonsuz kumaş. 44 beden olacak. Hemen başlıyorum. Her zamanki gibi kumaşımın üzerinden bir düzeltme çizgisi çektim. Kenarından da düzeltme çizgimizi çektik bu şekilde. Hemen başlıyoruz. Önce oturuş yüksekliği. 27 santim oturuş yüksekliğimiz. Lastikli kemeri sonradan takılacak. Eşortmanımın boyu 98 santim. Paçasına da lastik takacağız. Şöyle 5 santim de paça için, lastik için pay veriyorum ve hemen burayı kapatıyoruz. 98'i 2'ye bölüyorum. 98 bölü 2 eşittir 49. 6 santimde ekleme yapıyorum ve dizimizi buluyoruz. 48, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 54 santimden dizimi işaretliyorum hemen. Burayı da uzatıyorum. Oturuş yüksekliğini de uzatıyorum. Ve basen ölçümü yerleştiriyorum arkadaşlar. Basenimiz 27. 27'yi de üstten kapatıyoruz. Hemen burayı kapatıyorum. 3,5 santim ön ağ için pay veriyorum. Şöyle pratik, hemen ağımızı çiziyoruz. Şimdi şuradan ölçüyorum ve o düz boy ipliğimizi buluyoruz. 31, 15,5, 15,5. Hemen buraya yerleştiriyorum. Eşortmanımız boru paça olacak. Basenden sonra düzelecek. Evet. Düz boyumu hemen yukarı uzatıyorum. Diz ölçümü yerleştiriyorum. Benim dizim 28 santim. 14-14 yerleştiriyorum. 14-14. Paçam da aynı şekilde. Buraya da yerleştiriyoruz. Ve düz cetvelimizle kapatıyoruz. Evet, ağımız da düz inecek arkadaşlar. Şimdi burayı da kapatıyorum. Bel içinse şöyle ölçüyorum ve 26'dan 1 santim içeri giriyorum. 1 santim içeri girdiğim belimi şöyle birleştiriyoruz. Ön paçamız hazır. Ön paçamı keseceğim. Ön için şuradan 2 santim inme yapıyorum. Fakat kesmeyeceğim burayı. Arkayı yaptıktan sonra keseceğiz.
paçamız çıktı. Şimdi hemen kumaşımı çekiyorum. Ve arkayı yerleştiriyorum. Düz boy ipimize dikkat ederek arkayı yerleştiriyoruz. Evet. Şimdi arka paçada 2 santim dikiş payı veriyoruz. Santim dikiş payımızı verdik. Şimdi arka belden şöyle 4 santim yukarı çıkıyoruz. Arka ağımızı ise şöyle 12 santimden yapıyorum. 12'yi bakın şuradan alıyoruz. 2 santimde aşağıya düşme yapıyoruz. Ve çizimimize devam ediyoruz. 2 santim çıktığım yerleri düz cetvelimle birleştiriyorum. Bakın. Belimizi şuradan 4 santim yükselterek arka belimizi çıkıyoruz. Arka ağımı da otomatik olarak çizdim. Şimdi burayı da çiziyorum. Ve arka ağımı birleştiriyorum. Bakın şöyle cetvelimizin uygun gelen yeriyle. Evet. Arkamız da çıktı arkadaşlar. Şimdi arkayı da kesiyoruz. Arka kesimimiz tamam. Önde de belimizin 2 santim düşmesini yapıyorum. Buradan 6 santim belden giriyorum. 16 santim de şöyle düşüyorum. Burayı da düz bir şekilde çiziyorum. Buralardan çıt atıyorum. Şöyle 1 santim dikiş payı vererek kesiyorum. Evet, cebimizi 26 santim boyunda şöyle 16 santim eninde kesiyoruz arkadaşlar. Alt tarafı hafiften yuvarlıyoruz. Cebimiz de çıktı. Ön bedenimizin ağını birleştirdik.
ceplere overlock çektik ve 1 santim pay vermiştik. 1 santim paydan şimdi ceplerimizi buradan cep ağzını dikiyorum. Şimdi diğer cebimizi dikiyoruz. Bedenimize cebimizi yerleştireceğiz arkadaşlar. Bakın cebimiz bu şekilde diktik. Şimdi cebimin de kenarlarını temizledim. Şimdi şu şekilde cebimi buraya yerleştiriyorum. Biz ne yapmıştık arkadaşlar? 6 santim buradan pay vermiştik. Şimdi burayı 6 santimden tutuyorum. Şöyle. Bunu buraya iğneliyorum. Bakın en kolay cep yapma şekli. Bunu buraya iğneliyorum. Bunu da yan dikişimize şöyle iğneliyorum. Evet. Şimdi dikimine geçiyorum cebimin. Bakın öncelikle şu yanı tutturuyorum. Şimdi çeviriyorum cebimi. Şu şekilde tersinden overlock'umun hemen dibinden dikiyorum. İğnemizi çıkaralım. Evet, cebimiz dikildi. Şimdi şu üst kısmından da böyle gelecek yere bir dikiş atalım. Şuraya da şöyle bir dikiş atalım. Cebimizi diktik arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi cepler dikildi. Arka bedenimizin alını diktik. Şimdi şu şekilde bedenimizi yerleştiriyoruz ve eşofmanımızın yanlarını ve bacak arasını dikiyoruz. Belime takacağım lastiğim 4 santim arkadaşlar. Lastiğimizin enini ise belimizin 1/3'üne göre kesiyoruz. Şimdi 12 santimden kemerimi kesiyorum. Kemerimizi bu şekilde belimize göre hazırladık. Lastiğimizi içine koyup diktik. Dikişini arkaya getirerek bu şekilde iğneliyorum. Tüm bedenimizi
Kemerimizi iğneleyip dikeceğiz arkadaşlar. Bakın. Evet, iğnelediğim kemerimi buraya dikip geliyorum. Paçamıza göre kestiğim lastiği ortalıyorum. Ortasından tutuyorum. Paçamı da orta işareti aldığım yerden şöyle overlock'ta takacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi kumaşı altına veriyoruz. Lastiği çekiyoruz. Evet, bu şekilde lastiğimizi paçamıza taktık. Bunu döndürüp dikeceğiz. Eşortmanımız bitti. Evet arkadaşlar, 42-44 uyumlu, yanlardan cepli, kalın lastikli ve paçası lastikli eşortmanımız bitti ve çok güzel oldu. Siz de beğendiyseniz beğeni ve yorumları unutmayalım arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.